İki adı ister mi? Alt kutu bitti. Bir alt kutu bitti. Bir de beş kutu böyle. Bir de dört kutu bitti. Hadi kopardım. Allah. Ben de çektim bütün fotoğrafları. Hocam, rinoplasti nedir? Hangi hastalar için uyguluyorsunuz? Rinoplasti, diğer bir de işte burun estetiği. Burun iskeletinin yüze uyumlu olarak yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır. 18 yaşını doldurmuş, yüz gelişimini tamamlamış olan erkek ve bayan, kendi isteğiyle ameliyat olmayı kabul eden tüm hastalara uygulanabilir. Ezine Devlet Hastanesi olarak da kliniğimizde uygun hastalarımıza bu operasyonu gerçekleştirmekteyiz. Ameliyat hakkında genel bilgiler verir misiniz hocam? Ameliyat büyük oranda genel anestezi altında yapılır. Burun ucuna müdahale edilecekse, basit müdahale edilecekse bu durumlarda lokal anestezi kullanılabilir. Bu ameliyatta kapalı ve açık teknik olarak iki teknik mevcuttur. Kapalı teknik uzun yıllardır uygulanan bir tekniktir. Burun ucunda hafif bir düşüklük mevcutsa veya burun sırtında hafif bir kemer mevcutsa kapalı teknik uygulanabilir. Açık teknik son yıllarda çok daha popüler hale gelmiştir. Çünkü açık teknikte burun anatomisini çıplak gözle tüm detaylarıyla ortaya koyabilmekte ve daha rahat müdahale edebilmekteyiz. Ameliyat hakkında genel bilgiler verebilir misiniz? Neler yapılabiliyor? Bu ameliyatta, hastanın burundaki patolojiye bağlı olarak burun sırtındaki kemer düzeltilebilir. Burun deliklerindeki asimetriler küçültülebilir. Burun ucu anatomiye uygun olacak şekilde yukarıya veya aşağıya rotasyon yaptırılabilir. Burun iç ve dış kısmındaki eğrilikler düzeltilerek hastanın daha sağlıklı nefes alması sağlanabilir. Yani kısaca hastanın burundaki problem doğal bir sonuç elde edilecek şekilde düzeltilir. Ameliyat sonrası hastamızı neler bekliyor hocam? Ameliyat sonrası burun estetiği sanıldığın aksine ameliyat sonrasında bu ameliyat sonrası çok ağrı görülmez. Görülebilen hastalarda da basit ağrı kesicilerle genellikle bu ağrılar kontrol altına alınabilirler. Ameliyat sonrası hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri göz çevresinde morluk ve şişlik olup olmayacağıdır. Bunlar görülebilir fakat hastalar korkmamalıdır bundan. Çünkü bu morluk ve şişlikler genellikle ameliyattan sonraki hafta tamamen kaybolurlar. Ameliyatın başarısını etkilemezler ve herhangi bir iz bırakmazlar. Ameliyat sonrası hastalarımızın her iki burun boşluğuna bir adet tampon ve burun sırtına bir atel yerleştirilir. Bu tampon ve ateller ortalama bir hafta sonra alınırlar. Operasyon sonrası 10. gün hastanın burundaki şişlikler büyük oranda geçmiştir. Fakat burunun son şeklini alması 6 ay ila 1 yıl arası sürebilmektedir. Burun son şeklini aldığı zaman bizim amacımız yüze uyumlu, göze doğal ve hoş görünen, simetrik ve sağlıklı nefes alabilen bir burun oluşturmaktır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.